Değerli basın emekçisi arkadaşlarım, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimiz ulaştığı yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü resmi bir açılış töreni yapıldı. Bugün itibariyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen yasama çalışmalarına başlayacak. Yeni bir dönemi açıyorsak önce bir değerlendirmeyle başlayalım. Net tablo, Türkiye bu saray rejimiyle yönetildiği her an, her gün, her saat, her dakika siyasal, toplumsal ve ekonomik olarak bir yıkım yaşıyor. Deyim yerinde ise Türkiye her gün cehennemden cehennemin dibine doğru sürüklenen bir ülke haline getirilmiş durumda. Koskocaman bir ülkeyi dış politikasından en temel, en kadim insan hakları sorunlarına kadar hangi açıdan ele alırsak alalım, neresinden tutarsak tutalım, enkaza dönüşmüş, elimizde kalan bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız. Barınamıyoruz, ısınamıyoruz, geçinemiyoruz. Dinlemek isteyen, bakıp görmeye çalışan herkes Türkiye'nin dört bir yanından bu seslerin yükseldiğini görüyor. Sonuç, Türkiye yönetilemiyor, savruluyoruz ve bu iktidarın elinde bir uçuruma doğru sürükleniyoruz. Durumun vehameti o hale gelmiş durumda ki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hiç olmadık saçmalıkta gündemler yaratılıyor ve açık konuşalım, ancak bir cahilin cesaret edebileceği komiklikte, sözde PR girişimlerine maruz kalıyoruz. Deyim yerinde ise başkası adına utanmak tabirinin karşılığını her gün iliklerimize kadar hissettiğimiz bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu arada bu komik PR çalışmaları derken basket oynuyormuş gibi yapma görüntülerinden söz etmiyorum. O zaten başlı başına trajikomik bir durum, bir hal. Ama örneğin buna göre çok daha sinir bozucu olan, çok daha asap bozucu olan Tayyip Erdoğan'ın markete çıktığı görüntülerdi. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir satış mağazasında alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatlar gayet uygun açıklaması yapmış ve doğal olarak yandaş basın, yandaş gazeteler fiyatlar gayet uygun manşetiyle verdiler Tayyip Erdoğan'ın bu sözde market alışverişini. Aynı günlerde gazetelerde başka bir haber daha konu oldu. Bir yurttaş kendisiyle ilgili bir ihbarda bulunuyor. Kayboldu diyor. Sonra arama kurtarma ekipleriyle beraber kendisinin arama çalışmalarına katılıyor. Yani aynı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şey bu. Yani memleketi batırıyorsun, yoksulluk ortaya çıkıyor, pahalılık ortaya çıkıyor. Ondan sonra gidip marketleri geziyorsun, neredeymiş bir yoksulluk, neredeymiş bir pahalılık diye. Tıpkı kendini arayan vatandaş gibi Tayyip Erdoğan'ın durumu. Hiçbir fark göremediğimizi söylememiz lazım. Değerli arkadaşlar, bu ülkede asgari ücret 2825 lira. Ya utanç rakamı diye tarif edilebilir. Milyonlarca insan bu paraya yaşamaya mahkum edilmiş. Aylık olarak sadece devletten aldığı resmi maaşı 90 bin lirayı bulan birisi halkı rahatlatmaya çalışıyor. Biz de bunu öfkeyle ve hayretle izlediğimizi söylemek istiyoruz. Fiyatlar gayet uygun diyen Tayyip Erdoğan o açıklamayı yaptığı market alışverişi sırasında 1002 lira para ödemiş. Basına yansıdı. Yani bu şu demek. Bu ülkedeki milyonlarca işçinin, emekçinin, asgari ücretle yaşayan insanın aldığı maaştan en kötü koşullardaki ev kirasını çıkartıp geriye kalan parayı Tayyip Erdoğan bir saatlik market alışverişinde harcamış. Vatandaşına bunu reva görüyor. Ama diyor ki fiyatlar uygun. Fiyatlar uygun. Yani halkımız diyor ya, yediği önünde, yemediği arkasında. Öyle bir hayat sürüyor. Saraylarında
günlerini gün ederek zevki sefa içerisinde yaşıyorlar. Onların 90 bin lira alması uygun. Milyonlarca insanın açlığa, yoksulluğa, sefalete sevk edilmesi uygun. E onlar uygun olunca bu market fiyatları da uygun oluyor işte. Onlar uygun olunca beşli çetenin her gün bu ülkedeki insanların vergilerinden kasalarına servet aktaran insanların yetmiyormuş gibi üstüne vergilerini siliyorlar. Ama bunlar hepsi uygun. Çünkü yazlık saray, kışlık saray, uçan saray, kaçan saray hepsi A'ya beleş. Öyle bir düzen kurmuşlar. Ondan sonra her şey uygun. Özetle değerli yurttaşlar, resmi enflasyon bile %20'lere gelmiş. Komik rakamlar açıklıyorlar ama %20'lere gelmiş. Gerçek enflasyonun, yani bu ülkede yaşayan milyonlarca insan için %44 olduğu söyleniyor. Böyle bir tabloda binlerce koruması olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile gelemeyen bir zat-ı muhterem market alışverişine gidiyor ve her şey uygun diyor. Karşı karşıya olduğumuz Türkiye tablosu bu. Şimdi burada kendisine seslenmek lazım. Siz galiba sadece kendinizle ilgili haberleri okuyorsunuz. Sadece kendinizle ilgili gündemlerle ilgileniyorsunuz. O yüzden bu memleketin ne hale geldiğinden haberiniz yok. Bakın gazetelerde, bu haberi yapabilen kimi gazetelerde okuduğumuz ve okuyunca tüylerimizi diken diken eden başka bir haberi daha burada paylaşmak istiyorum. Marketlerde değerli arkadaşlar, marketlerde krediyle alışveriş sistemine geçmeye başlandı diye haberler çıkıyor. Yani bu ülkedeki milyonlarca insan çoluğuna çocuğuna ekmek alamayacak, süt alamayacak durumda gidecek bankadan kredi alacak. O krediyle ekmeği, sütü almak zorunda kalacak. Siz bu memleketi bu hale getirmişsiniz. Şunu da söyleyeyim. Bunlar bilmediklerinden falan değil. Yaşadıkları o hayat, o lüks, o şatafat gözlerini kör ettiğinden falan değil. Bir sistem kurmuşlar. Kurdukları sistem milyonlarca yurttaşımız cehennem hayatı yaşayacak ve bir avuç para babası, bir avuç servet sahibi servetlerine daha fazla servet katarak zevki sefa içerisinde hayatlarını sürdürecekler. Bu bilerek, isteyerek yaptıkları bir düzen, kurulu bir düzen. Bunlar istiyor ki vatandaş aç kalsın. Çünkü ortada vatandaşın yarattığı, alın teriyle, emeğiyle yarattığı değerler var. Bunları tekrar vatandaşa vermeyeceğiz. Bunları bir avuç para babasını zengin etmek için kullanacağız. Yani bu ülkenin %99'u için enflasyon %40'lara dayanmış durumda. Bu ülkenin %99'u için açlık kapıya dayanmış durumda. Yoksulluk zaten hayatımızın her alanına işlemiş durumda. Bu ülkenin %99'u için memleket yaşanabilecek bir yer olmaktan topyekün çıkmış durumda. Ve bu AKP'nin eseri. Hiç tartışmıyorum. Yani bakın değerli arkadaşlar, öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki bu AKP iktidarı Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki 100 yıldır bu memlekette kişi başına düşen gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen gelir 100 yıldır 7 yıldır üst üste küçülmemiş. AKP dönemi 100 yıldır yapılamayanı yaptı. 7 yıldır bu memlekette yaşayan her yurttaşımız her gün bu iktidar sayesinde yoksullaştı. Ve bütün bunların sorumlusu hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek derecede açık. Ekonominin sorumlusu benim diyen kimse, bütün bu sürecin sorumlusu odur. Kendisini, açıkçası diplomasını falan görmedik ama dünyanın en önemli iktisatçılarından biri sanan bir insanın ekonomiyi yönettiği ülkede yoksulluğun, pahalılığın, enflasyonun, işsizliğin tavan yaptığı bir ülkede bütün bunların sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Ve hatırlatmak gerekiyor ki hiçbir sorun, dünya üzerinde, yeryüzündeki hiçbir sorun onu yaratanlar tarafından çözülemez.
Yani bu iktidar sorun çözen bir iktidar olma şansına sahip değil. Bunlar sorunları kangrenleştiren bir yönetim anlayışına sahipler ve bırakın bu sorunları çözmeyi, tüm bu sorunları yaratan bunlardır. Tekrar ediyorum değerli arkadaşlar, olacak şey değil. Türkiye bunları yaşamadı. Vatandaş marketten yiyecek alabilmek için banka kredisine muhtaç hale gelmiş durumda. Yani AKP iktidarında insanlar marketten alışveriş yapamayacak yoksulluk düzeyine sürüklendiler. Evine ekmek götürebilmek için, marketten alışveriş yapabilmek için kredi çekiliyor. Yani uygun dedikleri şey bu. Uygun mu? Soru bu. Tayyip Erdoğan sana soruyor. Vatandaşın marketten alışveriş yapmak için kredi çekmek zorunda kalması uygun mu? Bir tarafta bu gerçekler var. Bir tarafta da bir kısmını öğrenebiliyoruz bu Panama pisliklerinden saçılan bilgiler arasında. İktidarın yandaş patronları saraydan aldıkları onayla, saray aracılığıyla halktan çaldıkları paraları bir de vergi cennetlerine kaçırıyorlar. Utanmazlar. Kardan da kar etmenin yollarını arıyorlar. Yani bebek bezine alarm takılan bir ülkede sarayın yandaşı müteahhitler 210 milyon doları vergi cennetine kaçırmış. Uygun dedikleri bu arkadaşlar. Sorsa uygun dedikleri bu. Uygun tabii. Sizin yönetim anlayışınız bütün yasaları, bütün mevzuatı hırsıza göre düzenlediği için yasalara, mevzuata uygun. Siz yapıyorsunuz zaten bunları. Bir arkadaşlar söylemezsek eksik kalır. Yani gerçekten bir zihniyete bak örneği. Zihniyete bak. Memleket bu hale gelmiş. Bu arada mecliste vekillerin stresini azaltmak için antistatik halı döşenecekmiş. Mecliste vekiller çok strese giriyormuş. Ya bir kere şunu söyleyelim. Bütün ülkeyi o halıyla kaplasanız hayat pahalılığından geçim derdine düşmüş milyonlarca insanın stresini azaltamazsınız. Ya stresin kaynağı ne? Mesela biz kendi adımıza söyleyelim, Türkiye İşçi Partili milletvekilleri, bizim öfkemiz mecliste serilmiş o antistatik halılarla değil, bunların altındaki o kırmızı halıları, lüks otomobilleri ellerinden aldığımız zaman geçecek. Yani siz memleketi bu hale getirmişsiniz, sonra bizden sakin olmamızı bekliyorsunuz. Vatandaş yaşayamaz halde ama onları temsil etme iddiasındaki milletvekilleri sakin olsunlar isteniyor. Çok net. Öyle halı döşemekle falan kurtulamazsınız. Biz altınızdaki kırmızı halıları çekeceğiz. Ondan sonra çok sakin bir siyaset sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu hafta meclisin gündemleri başladı. Paris İklim Anlaşması'nı basından takip ediyoruz. Komisyona gelecek. Bu hafta içi genel kurula gelmesi bekleniyor. Bir kere şunu söylemek lazım. Dünya sonuncusu olarak onaylayacağımız bu anlaşmanın meclise gelmesi vesilesiyle gerçek bir takım tartışmaların yapılması gerekiyor. Biz de bir çift sözümüzü söyleyeceğiz. Yani önce şunu sormak lazım. Yani yıllardır AKP bu anlaşmayı meclise getirmemek için niye diretiyordu? Yani bu ülkedeki milyonlarca insan ve onlarla birlikte biz bu anlaşmanın meclise gelmesini istiyorduk. Yıllardır neden direttiklerini, açıklamalarını bekleyeceğiz, bunu soracağız. Ve bu süreçte tüm dünyada ama özellikle altını çizerek ifade etmek istiyoruz, yoksullar için bugün bir ekmeğe bile muhtaç hale getirilen milyarlarca dünyalı yoksul için çok kritik bir eşikteyiz. Ya dünyamız tüm canlılar için yaşanamaz hale gelecek ya da köprüden önce bu son çıkışı yakalayıp buradan dünyanın bu felakete sürüklenmesine engel olacağız. Şimdi bizi neden bu son çıkışa kadar getirdiklerini
kimlerin getirdiğini tartışmamız gerekiyor. Bu yol, bu yıkıma doğru giden yol, 200 yıldır kardan başka hiçbir şey bilmeyen, işçiyi sömürdüğü gibi doğayı da sömüren, insanlığın, doğanın tüm kaynaklarını köküne kadar tüketen, elinde tuttuğu kömürü, petrolü, doğalgazı istediği gibi satabilsin diye tertemiz, yenilebilir kaynaklara ön açmayan, bunları elinin tersiyle iten patronların, sermaye düzeninin, kapitalizmin bir ürünüdür. Bunu en başta masaya koymamız gerekiyor. Patronlar öyle istedi diye biz yıllardır fosil yakıtları tükete tükete maalesef dünyayı bu noktaya getirdik. Yani bir bütün olarak yeryüzünün bir avuç uluslararası tekelcinin ve onlara hizmet eden politikacıların eseri olan bu yıkımı sadece öyle iyi niyetlerle, boş vaatlerle çözülebilecek şeyler değildir. Dolayısıyla biz bu boş vaatlere de geçit vermeyeceğimizi söyleyelim. Çünkü biliyoruz ki bizim ülkemizi saraydan yöneten o zihniyet, gözü kömürden, petrolden, inşaattan, termik santralden başka hiçbir şey görmeyen bir zihniyet. Gözleri beton beton, kömür kömür parlayan AKP'liler şimdi bu anlaşmayı 3 milyar dolarlık iklim kredisine konmak için kabul ediyorlar. Tekrar ediyorum. AKP'lilerin bu anlaşmayı bugün meclisin gündemine getirmesinin temel nedeni 3 milyar dolarlık iklim projesinin kredisine konmaktır. Dolayısıyla daha önce söylemiştik, AKP yeşili seviyorum dediği zaman anlamamız gereken tek şey dolar yeşilidir arkadaşlar. Onlar sadece dolarda yeşili seviyorlar. Şimdi 3 milyar doları duyunca yıllardır rafta beklenen anlaşmanın masaya gelmesinin nedeni budur. Dolayısıyla biz bu Paris İklim Anlaşması tartışmasını anlamlı ve verimli bir tartışma olarak değerlendiriyoruz. Bu tartışma süreci boyunca da AKP'nin bu ikiyüzlülüğüne karşı tavır alacağız ve bu sahtekarlığı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi parlamento kürsüsünde de dile getirmek için elimizdeki bütün olanakları kullanacağız. Değerli arkadaşlar, özetle söylüyoruz ki palavrayla karın doymuyor. Bu ülkede insanlar aç ve reklam filmlerinizle, PR çalışmalarınızla palavrayla karnımız doymuyor. Bu iktidarın kimin dostu, kimin düşmanı olduğunu en net ortaya koyan başlıklardan bir tanesi de şudur. Geçtiğimiz günlerde hani bu milyonlarca liralık vergileri silen iktidar atık kağıt depolarına baskınlar düzenliyor ve geri dönüşüm işçilerine bile saldırıyor. Bakın. Aynı anda bütün karakterlerini ortaya koyan bir saldırı olarak bunu değerlendiriyoruz. Depoya biber gazları atılıyor. Ümraniye Belediyesi'ne bağlı zabıtalar işçilere fiziki şiddet uyguluyor. Sözde ruhsatı olmayan bu depolara el koymak adına işçilere düşmanca bir politika uyguluyor. Bize ulaşan bilgilere göre en az 2 tane atık kağıt toplayıcısı işçi arkadaşımız da gözaltında. Doğrudan iktidarın zihniyetini yansıtan bir fotoğraf. Buradan Urfa'da Uğur Tekstil'de çalışıp Diskin Tekstil Sendikası'nda örgütlenen işçi arkadaşlarımıza sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Uğur Tekstil işçileri örgütlendikleri için, sendikalı oldukları için, haklarını savunmak için arkadaşlarıyla yan yana geldikleri için patron tarafından kod 18, yani belirli süreli sözleşmeyle mevsimlik çalışan işçilere uygulanan bir maddeyi gerekçe göstererek işten atılmış durumdalar. Bu yasa dışı uygulamaya, bu anayasayı ayaklar altına alan patron yaklaşımına karşı Urfa'da direnen Uğur Tekstil işçisi arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Son olarak Baldur. Uzunca bir süredir gündemimizdeydi Baldur grevi. İşçi arkadaşlarımız 281 gün süren direnişlerin sonucunda kazanımla çıktılar ve direnişlerini sonuçlandırdılar. Kendilerine buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bu hafta basın toplantımızı bitirirken
iki konuda bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Türkiye'ye ilişkin, partimizin önündeki görevlere ilişkin pek çok değerlendirme yaptık. Bunlardan iki tanesini burada sizlerle paylaşayım. Bir tanesi önümüzdeki hafta sonunda başlamak üzere. Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri, parti genel merkez yöneticilerimiz, bölge yöneticilerimiz adım adım karış karış Türkiye'yi gezmeye başlıyoruz. İl il, ilçe ilçe yurttaşlarımızla buluşacağız. Dile getirmeye çalıştığımız sorunlarını daha ayrıntılı, yerinde, onlardan dinleyerek ve onlardan aldığımız görevleri daha etkili bir biçimde burada ifade etmek üzere bir yurt gezisi planlanıyor. Bütün Türkiye'de il il, ilçe ilçe yurttaşlarımızla buluşacağız. İkincisi, İstanbul milletvekilimiz sevgili Serra Kadıgil arkadaşımız Türkiye İşçi Partisi parti sözcüsü olarak görevlendirilmiştir. Sayın Kadıgil her hafta cuma günleri MYK toplantılarımızın arkasından hem partinin toplantıda aldığı, ele aldığı gündemleri değerlendirecek hem de Türkiye İşçi Partisi'nin somut çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bu vesileyle de Sayın Serra Kadıgil'e yeni görevinde başarılar dilemiş olayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma haftası diliyorum. Kolay gelsin.